ilk konu 70 yaşında bir teyzem. Tutturmuş boşanacağım da boşanacağım. Şimdi niye gülüyorsunuz? Hani 70'inden sonra boşanılmaz mı? Varsa sıkıntı tabii ki boşanmak ister ama Güler teyzenin derdi nedir? Bir de ondan dinleyelim. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sultan Gazi'den katılıyorsunuz. Aha. 70 yaşındasınız. Evet. 50 yıllık da evlisiniz. Eşiniz kimdir? Hali satılmış. Hı hı. Kaç çocuğunuz var? 2 oğlum bir kızım var. 3 oğlunuz? 2 oğlum bir tane de kızım. Biri 2 oğlan bir kızım. 3 çocuğunuz var. Hı hı. 50 yıllık evlilik. Evet. Güler satılmış programa niçin başvuruda bulundu? Programa bir sene pandemi dönemi başladı. Benim eşim birisiyle beraber. Herif yapma, herif etme, etme. Hı? Beni bakkala göndermiyordu. Hastasın, hastalık kapatsın diye. Meğerse kadınla berabermiş. Peş peşe geliyorlar, gidiyorlar. Sizi bakkala göndermiyordu pandemiden dolayı. Hı-hı. Aslında yaptığı davranış çok doğru. Ama bakkala giden kimdi? Kocamla bayan. Siz bakkala gidip beraber bakkala gidiyorlardı. Yani o süre içerisinde vakit geçiyordu ve size ihanet ettiğini mi düşünüyorsunuz? Evet. Gözümle de gördüm. Hı-hı. Ne gördünüz? Korkudan sesimi çıkaramadım. Hı-hı. Beraberlerdi. Ben kova hastasıyım. Eğer sesini çıkarırsan, şuraya çökersem kimse nasıl öldüğünü anlamaz senin diyordu bana. Çıkaramadım sesimi. Gerçek bu. Hı hı. Hastaneye gittim, randevum vardı yasaklardan bir gün önce. Hı hı. Geldim ki ev ocak alt üst ölmüş, battaniye. Tekrar ertesi günü randevum var dedim. Hı hı. Gece kondurda oturuyorum, soba kulü dökmeye çıktı saat 5'te. Peşinden çıktım, lambayı söndürdüm, bakıyorum. Çöpe gitti, gelirken bayan çıktı. Gitti mi, gitti mi diyor. Da diyor, git, yok, yok. Da bunu şüphelenmeyecek bir şeysi var mı? Evimde ne var ne yok, millet bana eski veriyor, eskisinde oturuyor, doğruya taşıyor. Hırsızlık yapıyor evine. Daha bu adamla, hırsızlık yapan adamla bir evine beraber olmak istemiyorum. Bu bahsettiğiniz hırsızlık evin eşyalarını başka bir yere vermek evet. mi? Başka insanlara vermek. Hı hı. Siz bu pandeminin başından beri eşinizin size ihanet ettiğini düşünüyorsunuz. Bunu söylediniz mi kocanıza? Ya Halis bak... Sen kaç yaşında o? 72. 72 yaşındasın. Hani bu yaştan sonra sana yakışıyor mu? Olur mu böyle bir şey dediniz mi? Halis ben çok uyardım. Evimizi dağıtmayak dedim. Birlikteliğimiz sürsün dedim. Yağlı yavan yiyor dedim. Geçiniyor dedim. Yapma dedim. İftirana tutul. Allah belanı versin. Hastalıktan kurtulamıyorum. Bana iftira atıyorsun. Ya yapma dedim. Yapma. Ben kimseye iftira atmıyorum dedim. Şimdi de çocuklar üstüme saldı. Çocuklarım arıyor, tehdit ediyor. Çocuklarınız da sizi niye tehdit ediyor? Çocuklarım dün mesaj yazmışlar. Sen utanmıyor musun? Boşanmaya çıkıyorum. Tuncay Bey, benim evimde peynir zeytin yoktu 3 haftadır. Niye 2 ekmek alıp da peynir zeytin alıp da bırakmadın? 22 yaşındaki çocukla ağlayarak yattık biz aç. Bir de hasta oğlum var evde. Hı hı. Kaç yaşında hasta oğlunuz? 44. 44 yaşında. Sizinle beraber mi yaşıyor? Beraber değildi. Kurban Bayramı'ndan sonra geldi. Hı hı. Belayı vurmuşum. Çocuklarınızın size beddua okuması. Beddua okuyorlar. Niye ama? Ben babalarından ayrılmışım. Boşanıyormuşum. Kanala niye çıkmışım? 2 defa ben boşanma davası açtım. İkna etti, yalvardı, yakardı. Tamam dedi. Her şey dedi. Bitti dedi. Daha olmayacak dedi. Kez sonra yeniden başladı. Siz Halis Bey'le 2 kere boşanmadan döndünüz. Evet. Her seferinde vazgeçtiniz. Her seferinde vazgeçirdik. Bu artık son mu? Son artık daha hırsızlığa dayanamıyorum ben. Hırsızlıktan kastınız yani şimdi şöyle bir şey. Gidiyor başka bir yerde başka insanlara ait olan eşyaları mı alıyor? Yoksa evin içindeki eşyaları mı çıkartıyor? Dört duvarın arasındakileri. Ama ben ona hırsızlık demeyelim o zaman. Hırsızlık değil evin eşyaları. Acaba... Hırsızlık oluyor ama. Hı? Şimdi başka bir tanımlama yapalım burada onu. Burada üstünde oturuyorum ben. Ha? Götürüyor başkasına veriyor. 2 ay önce ben kalp krizi geçirdim. Hastanedeyim.
iki tane damarım açıldı. Ben hastanedeyken kömürlüğün üstüne tahtalar çakılı. Tahtayı sökmüş, oradan halı uzatmış. Yatağın çarşafıyla bir şey daha vermiş. Millet görüyor, söylüyor. Televizyonu çıkmıyor. Onlar korkulanla kimse çıkmıyor. Şimdi Gülen ablacığım, ben 3 tane çocuğum var. Çocukların da bayağı büyük. Benden de büyükler neredeyse. Büyükler. 40'lı evet, yaşlar doğru. Üzerindeler. Sen diyorsun ki babanız bana ihanet ediyor. Çocuklar hepsini sana... uyardım, hepsini. Hepsini uyardı ama çocuklar sana ya anne böyle şey olmaz, bir babamızla konuşalım demek yerine herkes sana beddua ediyor. Dövek mi diyorlar, ha? Ne yapak diyorlar, dövelim mi diyorlar. Dövelim mi diyorlar. Ya yani dövmek de çözüm değil ama işte anne kurtul gel bizim yanımıza biraz kafanı dinle ya da baba anne aranızdaki sorun neyse biz bir çözelim, bir konuşturalım sizi demiyorlar mı? Zaten büyük oğlum Samsun'dan taşındı. 2 ay yanımızda kaldı. Geri diyor ki anne diyor babama ne oldu diyor. Ya soğuk evde oturuyorum ya. Odun yok, kömür yok. Tek göz elektrik ceylan ocağı var. Onda oturuyorum tek gözlü şu kadar. Bana yazık değil mi? Kova hastasıyım. İnsülin kullanıyorum. Kalp krizi geçirdim. Yüksek tansiyonum var. Bittevalarım diyor tutuyor seni diyor. İftiralarından dolayı diye hasta oluyorsun diyor. İftiralarından dolayı hep bu ihanetle alakalı eşinle aranda sorun var mıydı? Her zaman tartışıyordum. Adam ol, kendin ol, kocam ol diyordum. Yapma diyordum, yeter diyordum. Yalvarıyordum, yalvarıyordum. Boşanmak istemiyordum. Adam ol, kendin ol, kocam evet. ol. Ama o bunların hiçbirini yapmıyordu. Senin iddian bu. İstediğini yapabilirsin. Bak kanala çıkacağım diyordum. Kaç sefer. Yani sonunda ölüm olması lazım. Yaşıyorsan Esra Erol'dasın. Yeri 2 telli değdi. Oralara dedim ben gidemem. Kimse dedim beni götürmem bıraktım. Kaç sene aradım. Bizim program da yani hani oraya giden yoldaki son dönemeç. Evet. Peki çocuklar sizin yanınızda değil. Beyefendi şimdi rahmetli diyecektim ya. Niye öyle bir şey geldi? Halis Bey ne iş yapıyor? Mezarlıkta çalışıyor. Yerini hazırladım diyor bana. Ne diyor size? Yerini hazırladım diyor bana. Yani şimdi hepimizin yeri hazır da Allah tabii hayırlı ölümü nasip etsin. Şimdi ölümden hiç bahsedeceğim aklıma gelmezdi. Gerçekten. Mezarlıkta bekçi mi? Yok. Mermer yapıyor mezar. Mezarda? Mermer ustası. Emeklilik yok mu? 72 yaşında. Yok. Ha? Ne emeklilik ne sigorta yok. Hala hiçbir çalışıyor. Şey hala çalışıyor. Hangi mezarlıkta? Hangisinde şeydeydi Zincirlikuyu'da şimdi. Zincirlikuyu'da değil mi? Zincirlikuyu'da mı? Şu an Zincirlikuyu'da değil. Hatırlayamıyorum. Vallahi bu vesileyle herkes ölümü bir hatırlasın. Ona göre bu dünyadaki yerini belirlesin. Edirne Kapı'da. Şimdi Edirne Kapı'da. Ay bütün ölmüşlerimiz nur içinde yatsın. Mekanları cennet olsun. Şimdi Halis Bey mezarcı çalışır. Yani hala da çalışan bir adam anladığım çalışıyor, kadarıyla. Çalışıyor. Yani hani gidiyor, tabii. Çalışıyor, parasını kazanıyor. Ama siz bir tarafta evin içerisinde yokluk yaşıyorsunuz. Ama bu sıkıntıların içerisinde bir de eşinizin sizi duygusal anlamda aldattığını söylüyorsunuz. İki tane kadına ben anlatıyor. Ederek beni gösterdi. Ben içeri girdim. Ben Halis'in mahkemeye vermiştim. Gün bekliyordum. İki kişiye, iki kadına sizi anlatıyor. Hı. Kadınlar döndüler bana baktılar. İçeri girdim, çantamı açtım. Mahkemeden gelen çağrı kağıdını aldım. Verecektim. Dedim çocuklara Sabriye nerede? Satılmış kilde dediler. Satılmış kilden oraya girdim. Yer sofrası konmuş. Zarfı yüzüne attım. Ne yaptın? Sabriye'nin. Çağrı gelen kağıdı yüzüne fırlattım. Kağıt yere düştü değmeden. Beni dedi biliyor musun dedi. Sana dedi yapmayacağım yok. Dedim seni çok iyi tanıyorum. Yakında arkadaşımdı. 15 senelik de beraberliğimiz var. Siz Sabriye ile mi mahkemelik oldunuz? Ben oradan çıktım eve geldim. Kuşum vardı. Kuşun kafesini dışarı çıkardım. Fırçanın sapını çıkardım. Fırçayla yıkıyorum. Leğene su doldurdum. Bir iki saat sonra benden bu bir geliyor üstüme koşarak söverek. Buna fırçanın sapını aldım. Suratına vuracaktım. Sırtına değdi.
Yakın arkadaşları komşusu geldi. Bana demiş iftira atıyor bıktın. Neyle ilgili iftira attığınızı söylüyor? Kocamla da beraberdi. Hı. Gene onu da ben mahkemeye verdim. Bana inanmadı, onlara inandı. Ev basmaya gitmişsin dedi. Ben kuşun kafesini yıkıyorum kapıda. Peki o gelen kağıt neyle ilgiliydi? Da gene o davayla ilgili, eşimle ilgili. Eşinizle ilgili daha önce bir davanız vardı. Bunun üzerine Sabriye ile aranızda tartışma çıktı. Bu sefer siz hep mahkemelik mi oldunuz? Aha. Güler abla, acaba siz uçan kuştan Halis Bey'i kıskanıyor olabilir misiniz? Vallahi hiç kimseyi tanıyamıyorum ben artık. Kendimi bile tanıyamıyorum. Peki Halis Bey'den boşanmak istiyor musunuz? Boşanmak istiyorum. Boşanmak istiyorsunuz. Daha önce davalık olduğunuz ikisi de kadın mıydı? Hı hı. İki kadınla da ayrı ayrı zamanlarda kavga ettiniz. Üç tane oldu. Dört tane hatta. Giderek artıyor. Gerçek dört kadınla. Gerçek bunlar. Belgeli. Tamam. Dört kadınla mahkemelik oldunuz. Ve bu dört kadının da eşinizle ilişkisi olduğunu iddia ediyorsunuz. Evet. Hepsiyle aralarınızda bir husumet ve bir problem yaşandı. Değil mi? Hı hı. Peki burada mesela hani şimdi benim kocamla birliktesin demezsin ama bir şeyi yakalarsın. Şüphelenirsin. Siz neden şüpheleniyordunuz? Bunun peşine takıldım. Taksiye bindim. Geldiğim metrobüsten indiği yere vardım. Bu kadın ben taksinin parasını verene kadar kaybettim. İki defa gittim peşine. Ay teyzeciğim, yani siz 70 yaşındasınız. Düşünsenize bu yaştan sonra uğraştığınız şeylere. Bayağı eşinizin peşine dedektif gibisiniz. Çocuklarınız bu duruma ne diyor? Yani sizi bu konuda 70 yaşında yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum ben ama şimdi... Ne yaparsa yapsın diyorlar, bırak diyorlar. Güler teyzenin şöyle bir durumu var. Anlattığı olaylar gerçekten 2015 yılından beri farklı bayanlarla ceza dosyaları var. Bu ceza dosyalarının içerisinde de beraat ve düşme kararı verilmiş. Delil elde edilemediği için ama Cumhuriyet Savcısı tarafından istinaf edilmiş. Yine yargıya taşınmış. Ciddi bir kasten yaralama olayı var. Yani evet. Sopalar konuşmuş. Kafamı gözümü parçaladılar, doğru. Hem siz parçalamışsınız, siz de zarar görmüşsünüz. Siz de vurmuşsunuz, hı hı, karşı tarafa. Kafam, gözlerimin morluğu bir ay gitmedi, buralarım şişti. Gözümdeki gözlük parçalandı, cebimdeki telefon parçalandı. Peki Halis Bey, eşinin boşanmak istediği iddialarına bakalım ne cevap verecek? Çocuklarına da buradan çağrıda da bulunalım. Yani anne ve baba boşandığı durumunda bu şartlarda zaten hani koca ile bu durumda yaşıyorsa ondan sonraki hayatıyla alakalı onu da sormak lazım. Bir nerede plan yapılması istiyor lazım. Şimdi boşansan Halis'ten nasıl yaşayacaksın? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Çocukların bu konuda senin yanında değiller. Çocukların yanında duramam. Duramazsın. Herkesin huzurunu bozmam. Su alabilir miyim? Tabii ki, ben vereyim size. Kalkmayın siz. Şeker hastasıyım, dudaklarım kurudu. Teşekkür ederim. Benim annem de şeker hastası, biliyorum yani, o yüzden. Allah yardımcınız olsun. Halis Bey'in akrabası telefon hattındaymış. Alo. Alo. Onu da vereyim size. Kapatın isterseniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Siz Halis Bey'in akrabasısınız. Evet. Buyurun. Ne söyleyeceksiniz? Bakın. Şimdi Güler Hanım oraya çıkmış da Güler Hanım bir kendi yaptıklarını anlatabilir mi? Neler yaptı? Mesela bak, kayınvalidesini dövüp dışarı attığını söylesin. Benim eşi Halis Bey hala şu anda mezarlıkta çalışıyor. Evet. Ve ona hiçbir zaman hayınlık ve hiçbir şey yapmamıştır. O kendi çocukları da şahittir yani. Benim halamın oğlu çok çekti. Biliyor musun Esra Hanım? Halis Bey, size halanızın oğlu. Evet. Yani ben o da benim halamın kızı olsaydı yine arardım yani. Haksızlığa gelemiyorum ben Esra Hanım. Zeynep, beni konuşturma. Siz orada dinliyorsunuz ama lütfen, evet, yani inanmayın diyorum bak. O peki, adamcağız var ya, kaç yaşında hala mezarlıkta çalışıyor yani. Zaten beni de şaşırtan biraz da bu, biliyor musunuz? Yani hala çalışıyor da olması. Güler Hanım kendi kayınvalidesine şiddet uygulayan biri miydi? Yani o annesi dışarıda kaldı, kimse bakmadı, attı dışarıya. Herkes baktı, en son kızının evinde vefat etti.
Ya bunu herkes tanıyor. Kime sorarsanız sorun, araştırın Esra Hanım. Peki lütfen böyle bir şey yapmasın. Kaç yaşındaki kadın ya? Bakın yapmasa bile şunu da görmezden gelemeyiz. Boşanmasın mı? Halamın oğlunu ulaşamıyorum. Uğraşsam konuşacağım. Hayır hayır. Yani bu, hani böyle bir şey yapmasın derken boşanmasın mı? Hayır, kötülemesin yani. Kendi yaptıklarını bir anlatsın. Sonra onu suçlasın karşı tarafı. Peki boşanmalarını istiyor musunuz? Mesela Halis Bey sizin anlattığınıza göre çok çekmiş. Aslında bu Halis Bey için de çok altın bir fırsat değil mi? Tabii ki. Yani boşansın altın... kurtulsun yani. Adamcağız çok çekti Esra Hanım. Çok çekti. Ben buyurun. Ben programınızı sürekli izliyorum. Tamam yani diyor ki o da çocukları nasıl davranırlar Güler Hanım'a? Babalarını tutuyor Güler Hanım, çocuklar. Babalarını evet, tutuyor. Çocuklar beddua ediyormuş annelere. Mesela bunu da anlayamıyorum. Aralarında bir sorun varsa hani tam tersi çocuklar toparlayıcı olup daha gençler ama ve yetişkin oldukları için. Annelerinin suçlu olduğunu bildikleri için Esra Hanım, anneleri çok yaptı diyorum. Yani babalarına da yaptı, çocuklara da yaptı, sahip çıkmadı. Yani bu dürüst bir kadın değil, anlatayım bak. 72 yaşında, saygısızlık yapmıyorum. Ama bir de kendini anlatsın. Oraya ne hakta çıkıyor ki? Hangi yüzle çıkmış oraya yani? Zeynep, telefonu getiririm. Mesajlarını okuttururum, sesini kes. Kendini ben rezil Zeynep etme. Ben Zeynep değilim bir kere. Kendini ben rezil Zeynep etme. Değilim. Zeynep'sin. Ben Zeynep değilim. Zeynep'sin, ne sen var biliyorum. Telefonda mesajlarda? Kendini rezil etme. Hayır, telefondaki mesajlarda ne var? Neler var, neler var. Yani size hakaret mi ediyor, baskı mı uyguluyor, bana bir şey değil mi söylüyor? Kime? Çocuğumla ilgili. Çocuğunuzla alakalı. Şimdi şunu sormak istiyorum size. Bu anlattığı, Güler teyzenin anlattıklarının iddia kapsamında olduğu ve doğru olmadığını düşünelim. O öyle anladı. Yanlış anlıyor bir takım şeyleri. Yaştan mütevellit ya da rahatsızlık sebebiyle. Ama benim önümde gördüğüm dosyalardan da buna bir inanmışlık ve 5 yıldan beri darp olayları var. Yani bu hem Halis Bey için hem de eşi için büyük bir travma ve adliyelerde geçen bir ömür de var. Yani 5 yıldan beri 2-3 tane elinde getirdiği ceza dosyası var. Hem darp edilmiş hem darp etmiş. Yaş 70 ve üzeri. Şimdi çocuklar da buraya gelinceye kadar buna bir çözüm bulma noktasında el attılar mı? Ne yaptılar? Hiçbir şey. Şimdi Esra, Hülya Hanım. Buyurun. Bu eşini kendisi çok dövdü zamanında. Allah Allah. Evet, anlatın. Dinliyoruz sizi. Eşini dövdü yani. Eşini de dövüyordu. Halis Bey de dövüyordu yani. Bir, Esra Hanım, biz kendi gözümüzle kaç defa gördük, bu köyde yaşıyordu. Yani bunu hep çocuk, herkes şahitti yani buna. Adam çaresizdi, ne yapsın, gidecek bir yeri yoktu, maddi durumu iyi değildi. İstanbul'a taşındı ve bir mezarlıkta çalışıyor ya. İstanbul'a taşındı Tokat'tan, sonra mezarlıkta çalıştı bu adamcağız. Valla Halis Bey de aslında yayına bağlanıp hem bu iddialarla ilgili, anlatılacaklarla alakalı söz hakkını cevap hakkında kullanabilir. Güler teyze diyor ki, Güler Hanım da öyle diyor, hani sadece diyor kocasını kötülemesin. O da diyor kocasına, kocasının ailesine, kendi ailesine kocamı neler çektirdi. Kocamı ben nasıl döverim ya? He? Kocamı ben nasıl döverim?